اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak adımlarınızı kabul etsin. Bu akşam tefsir dersimizde Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giden bir sıfattan bahsedeceğiz. Kur'an bu sıfata 15 fazilet takmış. Yani bu sıfat ile mefsuf olan Allah'ın yardımına mazhar olur. Allah'ın dostluğuna mazhar olur. Hidayete kavuşuk. Allah'ın sevgisine mazhar Allah'ın affına mazhar olur. Bütün dertlerden kurtuluk, beklenmedik bir yerden e, rızka mazhar olur. İşlerin kolaylığına sebepti. Günahların affına vesiledir büyük ecirlere kavuşmaya vesiledi, Amelin kabulünün sebebidir. Kurtuluşa ermeye sebeptir. Müjdeye nail olmaya, cennette hususi bir makam kazanmaya ve cehennem, cehennemden kurtuluşa sebep olan bir sıfat. Bu akşamki tefsir dersimizin konusu Takva. Takva. Takvanın kelime manası sakınmak demek. İlk önce manasını öğrenelim. Büyük günahlardan kaçmak demek. Takvanın üç tane mertebesi var. Birinci mertebe Fetih suresinde beyan buyrulmuş Estaizu billah ve elzemehum kelimete takva. Onlara takva kelimesi lazım oldu. Buradaki takva Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine imandır. Kim ki Müslüman olursa Allah'ın varlığını, birliğini, tevhidi kabul ederse bu manada o takva sahibidir. Yani muttakidir. Elhamdülillah bizler burada toplandığımıza göre bu manada takva sahibiz. Bu takva küfürden takva, şirkten takva. Kişiyi imandan çıkartacak şeylerden sakınmakta takva. Takvanın ikinci mertebesi de Araf suresi sayı ayet 96'da beyan buyurulmuş. Ve lev enne ehlel gura amenu ve tagav. Eğer o şehir ehli Allah'a iman etseydi ve takva sahibi olsaydı. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ ard Biz elbette onların üzerine semanın kapılarını, bereket kapılarını ve yeryüzünün bereketlerini açardık. Ve lakin Lakin onlar imanı ve takvayı terk edip yalanladılar. Fe ahaznahum bima kanu yeksibun. Biz de onları yaptıklarından dolayı işlemiş oldukları günahlardan, yalanlamalardan dolayı yakaladık. Bir daha bakın ayetin mahalline. Eğer şehir ehli iman edip takva sahibi olsaydı. Biz nasıl muamele ederdik dedi Allah. Onların üzerine semanın ve yeryüzünün bereketlerini açardık. Ama onlar yalanladı. Biz de onları işlemiş olduklarından dolayı yakaladık. Bu ayeti kerimedeki takva ise büyük günahlardan sakınmak. Haramlardan kaçmak. Allah'a isyan ile Allah'a efendim haddi tecavüz etmekle gözükmemek. O zaman mana ne oldu? Onlar iman edip haramlardan sakınsalardı biz onlara bereketlerin kapısını açardık. Ben umut ediyorum aramızda takvanın bu mertebesinde olanlar da vardır. Hayatından bütün büyük günahları haramları, isyanları çıkartmış, itaat vadisine mesken kurmuş. Bu da takvanın ikinci mertebesi. Bu takva, bu takva bedenin takvasıdır aynı zamanda. Bakın birinci takva, yani küfürden ve şirkten takva, aklın takvasıdır. İkinci takva olan, haramlardan ve büyük günahlardan kaçmak bedenin takvasıdır. Bir de üçüncü mertebede takva var. O takva da kalbin takvası ki Ali İmran suresi ayet 102 Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler ittegullâhe haggatugâtihi Allah'tan hakkıyla korkmak ile korkun. İttagullah. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ama nasıl nasıl bir takva? Hakka tugati. Ona karşı takvanın hakkıyla. İşte bu takva kalbin takvasıdır. Yani kalbi korumak, kalbi muhafaza etmek. Kalbi neden korumak, neden muhafaza etmek? Allah'tan başka her şey. Herhalde şu evliyanın sözü takvanın bu mertebesini anlatıyor. Ölüm döşeğinde ona sormuşlar. Demişler ki Allah için ne yaptın bu dünyada? O demiş ki eğer ölüm döşeğinde olmasaydım söylemezdim. Ama ders olsun diye söyleyeyim. Demiş bütün ömrümde şunu yaptım demiş kalbimin kapısında durdum Allah'tan başkasının o kalbe girmesine mani oldum İşte takvanın üçüncü mertebesinde bir hayat geçirmiş Cenab-ı Hak cümlemize aklın takvasını hakiki manada bedenin takvasını ve kalbin takvasını nasip etsin Amin. diğer bir ifadeyle Cenab-ı Mevla cümlemizi bir küfürden ve şirkten takva ile nimetlendirsin. Amen. İki büyük günahlardan isyanlardan ve haramlardan kaçmak ve sakınmakla nimetlendirsin. Amen. Ve üç Cenab-ı cümlemizin kalbini masivadan Allah'tan başka ne varsa her şeyden muhafaza edip takvanın üçüncü ve belki de hakiki mertebesine bizleri ulaştırsın. Allah dostları takvayı farklı şekillerde tarif etmişler. Beş tarif benim çok hoşuma gitti. Bunları paylaşacağım. Bir demişler ki bakın ne güzel bir ifade. Takva Mevla'nın seni yasak ettiği yerde görmemesi ve emrettiği yerde seni kaybetmemesidir. Allah Takva Mevla'nın seni yasak ettiği bir yerde işte bir meyhanede çalgının günahın olduğu bir düğünde ve bunlar gibi Allah'ın gazabının ineceği bir günah mekanında görmemesi ve razı olduğu emrettiği yerler camiler efendim Mekke, Medine medreseler, sohbetler zikiraneler buradan da kaybetmemesidir. Fesubanallah takvanın ikinci tarifi ...kişinin kendi gücünden ve kuvvetinden beri uzak olmasıdır. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hakk'a öyle bir teslimiyet ki... ...kişi bütün kuvveti ve bütün e, gücü Allah'tan biliyor. Hatta üstadımızın şöyle bir duası var şu anda aklıma geldi... Allahumma tabarra'na ileyke min havlina ve kuvvetina ve telja'na ile havlike ve kudretik. Allah'ım ben kendi kuvvetimden, kendi gücümden teberrü ettim, uzaklaştım. Senin kuvvet ve gücüne sığındım. Bakın, üstadımızın bu duası takvanın bir tarifine ne kadar uyuyor? kişinin kendi gücünden ve kendi kuvvetinden uzak olması, kendini Allah'a ısmarlaması ve kendini Allah'a teslim etmesidir. Üçüncü tarif, takva demiş alimler, kişinin iç alemini haktan meşgul eden şeylerden uzak tutmasıdır. Kişinin iç alemini, kalbini ruhunu fikrini haktan uzak eden şeyden uzak tutmaz. Haktan meşgul eden şeyden. Yani efendim han efendimiz diyor ya bir hadiste acaba bu hadis bunu anlatıyor herhalde. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir güvercinin peşine takılmış onunla oynayan birisini görmüş ve demiş ki şeytanın bu şeytani. Şeytan başka bir şeytana tabi olmuş. Şeytan bir şeytanın peşine düşmüş. Yani hem adama efendimi şeytan dedi hem de güvercine. Muhaddisler bunu izah etmiş. Adama şeytan demesi mecazdır diyor muhaddisler. Yani mana şudur. Şeytanın bir sıfatı vaktini boşa harcamak. Zamanını israf etmekti. İşte o adam güvercinin peşinden koşarken şeytani bir sıfatla sıfatlandı. Vaktini boşa geçirdiği için efendimiz adama şeytan demiş. Yani o adam, o adam o anda şeytani bir sıfatı taşıyor. Güvercine şeytan dedi sebebi şudur. Çünkü şeytanın başka bir vazifesi de kişiyi haktan uzaklaştırmak güvercin o anda şeytanın bir vazifesini yaptığı için Efendimiz güvercini şeytana benzetmişti. Şimdi takvanın üçüncü tarifine bakalım. Kişinin iç alemini haktan meşgul eden şeylerden uzak tutması. Yani güvercinlerin peşinde koşmaması. Takvanın dördüncü tanımı çok kısa ama belki de en güzeli yani takva peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a uymaktı. Kim efendimize uymuşsa muttakiydi. Ne kadar uyabiliyorsa takvası o kadardı. Ve beş takva demişler senin kendini kimseden hayırlı görmemendir. Güzel bir tarif değil mi Abdullah? senin kendini kimseden hayırlı görmemendir. Ben bu beş tanımı bir duayla toparlasam. Belki aramızda halis bir kul vardır. Amin der. O aminin hürmetine Rabbimiz de bize takvayı ihsan eder. Ya Rabbi sen bize takvayı nasip eyle. Senin yasak ettiğin yerde bizi görme ve razı olacağın yerde de bizi kaybetme. Ya Rabbi sen bize kendi gücümüzden ve kuvvetimizden uzaklaşıp kendimizi sana teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin ile aramızda ne kadar perde varsa, bizi meşgul eden ne kadar iş varsa sen o işleri kaldı bizi kendinle zatınla cemeyle ya Rabbi sen Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a uymayı bize nasip eyle ve ya Rabbi sen bize bir duygu ver ki bir takva ver ki biz o takva ile kendimizi kimseden hayırlı bilmeyelim. Takva takvanın tanımını öğrendik mertebelerini öğrendik. Allah dostlarının takva hakkındaki beş farklı sözünü işittik. Şimdi takva bir ağaç olsa <laughs> Cenab-ı Hak bu ağaca 15 tane meyve takmış. Her bir meyveyi de Kur'an'ın ayetleriyle bize bildirmiş. Ve subhanallah. Bakın takva Demek ki bu kadar kıymetli bir ağaç, bu kadar kıymetli bir vasıf, bu kadar kıymetli bir nimet. Takvanın birinci meyvesi, hidayete kavuşturmak. Delili, Bakara suresi ayet 2. Hüden lil muttagin. Ne diyor? bu kitapta şüphe yoktu. Hüden hidayetti. Ama kim için hidayetti? Lil muttagin takva sahipleri için. Demek Kur'an'ın hidayetinden nasiplenmenin yolu takva sahibi olmak. Takva sahibi olmazsak şu kelamı okuruz, manasını anlarız, ders yaparız, sohbet ederiz ama hidayetten nasibimiz olmaz. Bakın demek ki Cenab-ı Mevla kuluna hidayet kapısını kulun takvası oranında açıyor. Diyelim ki hidayet kapısının en açık şekli 10 olsun. Kulun takvası 3 ise onun hidayet kapısı 3 mertebesinde açık. Takvası beşse kapı biraz da açılıyor. Beş mertebesine yükseliyor. Takvası sekizse onsa kapı biraz daha açılıyor. O zaman hakiki ve kemal hidayet üzere olmak istiyorsak ne yapacağız cemaat? Takva elbisesine bürüneceğiz. İkinci meyve, ikinci fazilet. Takva, takv sahibi Allah'ın yardımına mazhar olur. Takva sahibi Allah'ın yardımına mazhar olur. Nahl suresi 128. İnna Allah muhakkak ki Allah mallezine tagav. Takva edenler ile beraberdir. Ve Allah Allah takva edenler ile beraber. Allah'ın beraberliğine burada yardım etmesi ve zelihum muhsinun o takva sahipleri de muhsinlerin ta kendileridir. Muhsin'in manasını açmıyoruz. Dersimiz olmadığında. O zaman Allah'ın yardımının yanında olmasını isteyen takvayı kendisine asıl maksat yapacak. Biz bazen diyoruz ya taha ya diyoruz niçin Allah'ın yardımı gelmiyor? Şahsımıza bakıyoruz. Topluma bakıyoruz. Ülkemize bakıyoruz. Alemi İslam'a bakıyoruz. Diyoruz ki fe subhanallah ya. Şahsımızdan tutun ta alemi İslam'a kadar Müslümanlarda da Cenab-ı Hakk'ın yardımı gözükmüyor. Değil mi? Ramazanda Ümre'ye gidiyoruz. On binlerce hacı aynı anda duaya amin diyor. Kabe'de diyor. Filistin için, Afganistan için, Irak için, Mısır için ama bakıyorsunuz kan durmuyor. Hep Müslümanlar mağlup, Müslümanlar mazlup. Hani insan bazen diyor ki meta nasullah Allah'ın yardımı nerede? İşte Cenab-ı Hak sorumuza nahıl 128 de cevap veriyor. Diyor ki benim yardımımı mı istiyorsunuz? O zaman takva elbisesini giy. Çünkü benim yardımım takva sahipleriyleydi benim yardımım takva sahipleri ile beraberdir. İnna Allah mallezine O Adama ben hep toplaya toplaya gideceğim dalmasın diye bir takva hidayete sebeptir. İki takva Allah'ın yardımına mazhar olmaya sebepti. Üç takva ne sebepti biliyor musunuz? Çok büyük bir meyve. Hani belki takva bir ağaç dedik ya. Hani her bir fazilet bir meyve olsa. Bana öyle geliyor ki. Bu. Bu meyve. Ağacın en büyük meyvesi. Vallahu veliyyül Allah takva sahiplerinin dostudur. Evet takva Allah'ın dostluğuna masal olmaya sebeptir. Ve subhanallah. Kardeşlerim hayal edin. Allah-u Teala 18 bin alemin sahibi. 18 bin alemin sahibi. Öyle mahlukları var ki. Dünyamızdan milyonlar defa daha büyük. Öyle askerler var ki meleklerden. Büyüklüğü tarif edilmez. Yaratıldığı günden beri belki milyonlar sene geçmiş hukuda kimi secdede kimi kıyamda kiminin 70 bin başı var. Her başta 70 bin dil var. Her dilde 70 bin tesbih var. Rabbimizi tesbih ediyor. Ama Allah diyor ki vallahu veliyul Ben diyor takva sahiplerinin dostuyum. He Subhanallah. Allah o kulu dostluğuna kabul ediyor. Ya bu takva ne büyük bir nimetmiş ya. Yani böyle bir meyveye besile bundan daha büyük bir nimet olur. Mu? O zaman toparlıyorum. Bir takva hidayete sebeptik. İki takva Allah'ın yardımına sebeptik. Üç takva Allah'ın dostluğuna sebepti. Dört, şimdi bu da müthiş bir meyve. Bu da müthiş meyve yani. İnna Allaha muhakkak ki Allah yuhibbul muttagin. Takva sahiplerini sever. Bak takva Allah'ın sevgisine mazhar olmaya sebeptir. Allah Allah. O zaman Şöyle bir soru soksak nefsimize acaba Allah beni seviyor mu? Neye bakacağım? Takvama. Takva elbisesini giyme nisbetimde Allah'ın bana karşı bir sevgisi vardır. Allah Allah. Ve beşincisi, beşincisi, takva Allah'ın affına masal olmaya sebep. Allah kulunu takvası hürmetine affeder. Tabi ne kadar takva sahibi olsa da insan beşerdir. Gaflet eder. Günah işler. Unutur. isyan eder. Onun takva elbisesini giymeye çalışmasının hürmetine takvanın peşinde koşmasının hürmetine Allah onu affeder. Enfal 29 ya amenu ey iman edenler intettekullah eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız yecallakum fugana Allah size hakkı batıldan ayırabilecek bir basiret, bir furkan verir. Ve keffir ankum seyyatuk. Günahlarınızı örter. Ve yarfir lakum. Ve sizleri affeder, mağfiret eder. Allah Allah. Takbanın meyvesi. O zaman ben desem ki, şöyle yani boynum büksem, Ya Rabbi ben ne amel işlesem de, sen benim günahlarımı affetsen. İşte cevabını Kur'an verdi. Gücüm nisbetinde. Bak bu çok önemli. Fettegullâhe mestadâtun diyor Kur'an. Gücünüzün nisbetinde Allah'a karşı takva sahibi olun. Şimdi Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın Allah'a karşı takvasıyla benim takvam bir olabilir mi? Olmaz. Nasıl Hz. Osman'ın hayasıyla benim hayam bir olamaz Takva da böyle bir şey. Ama gücüm nispetinde ulaşmam gereken bir takva vardı. Zaten benden beklenen de takvanın en üst sınırına ulaşmak değil. Gücüm nispetinde takvanın kapısını zorlamak. Gücüm nispetinde takva elbisesine bürünmek. Takvayı kendime bir maksut, bir matlup ve bir hedef yapmak. O zaman ben istiyorsam ki Allah benim günahlarımı örtsün, isyanımı affetsin, işte bana bir yol. Takvaya çalış. Beş maddeyi bir toplayalım. Bir, takva hidayete sebeptir. İki, takva Allah'ın yardımına masal olmaya sebeptir. Üç, takva Allah'ın dostluğuna mazhar olmaya sebeptik. Dört takva Allah'ın bir kulu sevmesine vesiledir. Ve beş takva Allah'ın kulunun günahlarını ayıplarını örtmesi ve isyan ve gafletini affetmesine sebepti. Evet bir Müslümanın İç alemi tarlasında böyle bir ağaç olmaz mı? Bu kadar meyveder bir ağaç. 6- yani. Bütün dertlerden kurtulmak mı istiyoruz? İşte takva bütün dertlerden kurtulmaya bir sebep ve vesiledir. Ee, Talak suresi ayet 2 Ve men اللّٰهُ Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, kim Allah'tan sakınırsa, Neticesi Allah diyor bakın Rabbimiz diyor Yecallahu mahraca Allah ona bir çıkış yarattı. Hatta her, de her dertten çıkabilecek bir kapıyı Allah onun için açar. Pesuban Allah. Derdin bak ama o dertten bir türlü kurtulamıyor. Der sanki bana müptela olmuş ya. Yani. Beni bırakmıyor. İşte kardeşler Allah diyor ki kim benden takva ederse ben de onun o takva ameline hürmeten ona sıkıntılardan dertlerden çıkıp kurtulabileceği bir kapıyı açar. Büyük nimet. Ve yedi aynı sorunun devamı üçüncü ayet takva beklenmedik bir yerden rızka mazhar olmaya sebepti. Allah diyor ki işte kim Allah'tan sakınırsa yecallahu mahraca onun için bir çıkış kapısı yaratırız ve yazukhu min haysu la ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır. O zaman şimdi ben halime bakayım. Rızık bana çok daraldı. Rızkım kesildi. Problem nerede? Takvamda. Eğer takva beklenmedik yerden rızka ulaşmaya vesile ise takvasızlık da rızkın kesilmesine bir sebep. O zaman cemaat hepsini bir toplayalım şöyle. Hidayet istiyorsak Allah'ın yardımını istiyorsak Allah'ın dostumuz olmasını istiyorsak Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak Allah'ın günahlarımızı örtmesini ve bizi affetmesini istiyorsak Allah'ın bizi bütün dertlerimizden kurtarmasını istiyorsak ve Allah'ın bizi umulmadık beklenmedik yerlerden rızıklandırmasını istiyorsak takvaya iki elle değil on elle sarılacak. Çünkü bütün bu saydığımız meyveler ve neticeler takvanın birer meyvesi ve birer neticesidir. Takvanın sekizinci sebebi, sekizinci meyvesi. Kaç meyvesi vardı? On beş, bu sekiz. Takva işlerde kolaylığa sebeptir. Hani bazen olur ya, yani fesubanallah dersin ya. Yani sanki bir daha itmeye çalışıyor. Yani bir türlü işim halledilmiyor. Bazen de bir iş olur. Fe subhanallah dersin ya. Tereyağından kıl çeker gibi her şey halledildi. İşte takva, takva işlerdeki kolaylığa, takvasızlık da işlerdeki zorluğa sebep, delil. Talak suresi ayet 4. وَمَنْ يَتَّقِ <اللّٰه> Kim Allah'tan korkarsa, Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah'a karşı takva sahibi muttaki bir kul olursa yec'allahu min emrihi yusra Allah da ona işinde bir kolaylık yaratır. Resulallah. İşte değil mi? Bütün esnaflar, bütün tüccarlar, iş yapanlar neden yakınıyor? Değil mi? işsizlikten, işlerinin zorlaşmasından. işte kardeşler çağrı. Takvaya bürünmeye çalışalım. Ha. Yani iş olsun diye de takvaya bürünülmez. Takva da Allah için yapılacak bir amel. Takvayı hayatımıza Allah'ın rızası için sokmaya, e, sokmaya çalıştığımızda ve soktuğumuzda bu meyveler gelir. Yoksa sadece dertten kurtulayım. İşte beklenmedik bir yerden rızık gelsin. İşlerim kolay olsun diye takvay büyümeye çalıştığımızda zaten amel ihlası kaybeder. Yani ağacın kökünü baltayla kesmeye benzer ki artık bu ağaçtan hiçbir meyve çıkmaz. Dokuzuncu fazileti takvanın takva Günahların affedilmesine vesiledi. Bir önceki aslında biz beşte notu yanlış almışız. Devamını almasak olurdu. Takva hakkı batıldan ayıracak bir feraseti kazanmaya vesiledir. Yec'allekum fugana Furkanın manası hakkı batıldan ayırt edebilecek bir temiz kuvvet. Dokuz günahların affına vesiledi. Hem beşinci maddede okuduğum ayetin devamında bu var. Bu arada başka bir ayet de almışız. Talak beş de almışız. Ve men yettegille kim Allah'tan sakınırsa Allah'a karşı takva sahibi olursa yükeffi an seyyiat Allah onun günahlarını seyyatını örter. Yükeffi <laughs> örter. Anhu okuldan seyyati okulun ayıpları elhamdülillah ya. Rabbimiz çok merhamet sahibi. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir insan düşünün. 40 senesi, 50 senesi günahla geçmiş. İşlemediği günah kalmamış. Gezmediği isyan vadisi kalmamış. Gafletin en tebesine çıkmış yaş elli, aklı başına gelmiş, tövbe etmiş ve takvaya sarılmış. Rabbimiz elli senelik günahlarını o takvasının hürmetini örtüyor. Ne büyük bir nimet. Ne büyük bir nimet yani. Hatta benim aklıma şu anda şu dua geldi, bir dua metni toparlayabilirsem. Ya ilahi ya Rabbi entel lezi fetahte li ibadike baban ila affik. Ey ilahım ey Rabbim sen kullarına affına ulaşabilecekleri bir kapı açtın diyor. Semmeyt tevbe ona da tövbe ismini koydun. Fetubu ilallah, fetubu ilallah, tövbeten nasuha. Dedin ki, ey kullarım, tövbeyi nasu ile Allah'a tövbe edin. Fela uzra limen agfele duhulel babi ba'de fetti. Artık bu kapı açıldıktan sonra, bu kapıdan girmekten gaflet edenlerin bir özrü yoktu. Şimdi ben o duayı takvaya Hamlesem, Ya Rabbi, sen kullarını affetmek için bir yol açtın, bir kapı açtın. O yola ve o kapıya takva dedi ve buyurdun. Kim bu yoldan yürüse ve bu kapıdan içeriye girse, ben onun günahlarını örterim. Ya Rab, sen o yolu açtıktan, o kapıyı açtıktan sonra, artık o yolda yürümek o kapıdan girmek hususunda gaflet edenlerin hiçbir özrü yoktu. Hiçbir özrü yoktu. Ve on, ondan sonrasını beraber toplayacağız. Takva büyük ecirlere ulaşmaya vesiledi. Demek ki bazı mükafatlar var. O mükafata ancak takva sayesinde ulaşılıyor. Kur'an okumakla ulaşılamıyor namaz kılmakla ulaşılamıyor oraya. Yani düşünün. Ahirette, cennette bir yer var. O yerdeki nimetlerden sadece takva sahipler istifade ediyor. Ve men yettegillâ yükeffir annu seyyiati. Bir önce ayet kerime. Kim Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa onun günahlarını örteriz diyor Allah. Ve yu'zimlev ecra ve büyük mükafatla onun mükafatını büyütürüz diyor. Bak demek ki takva mükafatın büyümesine bir sebep. Yani mesela ben işte Kur'an okuyorum. Her harfine kaç sevap var? En az 10 sevap. Ama takva sahibiysem bu on yüze bine çıkıyor. Yani takva kişinin işlemiş olduğu ameli çarpan bir şey. Ve subhanallah ve subhanallah. Şimdi 11'e geçmeden önce şu 10 maddeyi aklımızda kalanlarla bir toparlayalım. Takvanın 10 fazileti takvayı bir ağaca benzettiğimizde 10 tane meyvesi. Bir hidayete sebeptir. İki Allah'ın yardımına mazhar olmaya sebeptir. 3- Allah'ın dostluğuna sebeptir. Dört Allah'ın sevgisine, Allah tarafından sevilmeye sebeptir. Beş, Allah'ın kulunu affetmesine sebeptir. Altı, darlıktan ve dertlerden kurtulmaya vesiledir. Yedi, umulmadık yerden rızkın gelmesine sebeptir. Sekiz, hakkı batıldan ayırt edebilecek bir feraset, bir temyiz kuvvetine sahip olmaya sebeptir. Dokuz, işlerde kolaylığa sebeptir. Ve on, en son söylediğimiz madde. Evet, ecrin ve sevabın mükafatın çoğalmasına ve artmasına sebeptir. On bir, amellerin kabulüne sebeptir. Amellerin kabulü. Vetlu <Tan mic> aleyhim nebe ebney ademe bil hak. Efendimiz'e bir emir. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat. <tan> İz <mic> garraba <et aletim> Bir vakit ikisi de Allah için bir kurbanı kurban etmişti. Fettü <tan> gubbile min <et> ahadihime. <aletim> Tekinin kurbanı hediyesi kabul edildi. Ve alem min al ahar. Diğerinden ise Hediye kurban kabul edilmedi. Gal. Hediyesi kabul edilmeyen yani kabil dedi ki inni e, gale Dedi ki lagtulennek. Andolsun ki seni öldüreceğim. Habil ne dedi? Gal dedi ki innema yetegabbelullah minel muttagi. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Bu da büyük bir şey ha. Yani dilediği gibi bir hat yaşayanlar var görürsünüz değil mi? Ama hayır da yapıyor. Allah diyor ki ancak takva sahiplerinden kabul eder. Onların verdiğini Allah yine boşa çıkarmaz. Dünyada bereketle onu iade eder. Ama haşa Rabbimizin, bizim ibadetimize bir ihtiyacım var haşa ha, ve kella. Yani takva ibadeti süsleyen bir şey demek. Biz şimdi Rabbimize bir ibadet sunuyoruz ya kardeşlerim bu ibadeti takva tepsisine koyacağız. Günah tepsisinde ibadet kabul olmuyor. Rabbimiz reddediyor. Ben dua ederken çok diyorum bazen. Diyorum ki ya Rabbi namazımı kabul et. Oğucumu kabul et. Zikrimi kabul et. Diyorum ki. Fela tadrib biha vucuhena. Fela tadrib biha vucuhena. Ya Rabbi bunlar yüzüme çarpma. Yüzüme vurma. Kabul edilmedi diye yüzüme fırlatma. Yapmak önemli değil amel. Önemli olan Rabbimize kabul ettirmek. Çaresi Takva bakın çaresini bulduk. Elhamdülillah. 12 takva kurtuluşa ermeye vesiledir. Ve tagulla lallekum tuflihun. Allah'tan korkun ki felaha kavuşasınız. Ve tagulla Allah'a karşı takva sahibi olun. Lallekum tuflihun. Umulu ki felaha kavuşursunuz. Felaha kavuşmanın yolu o da takvadan geçiyor. 13 takva müjdeye nail olmaya vesiledir. Bu da başka bir şey. Ela <laughs> inne Allah muhakkak ki Allah'ın dostları la havfun aleyhim onlar üzerine bir korkmak bir korku yoktur. Ve lahum yahzanun onlar üzülmez. Mahzun da olmazlar. Peki kim o üzülmeyen, mahzun olmayan Allah'ın kendisine dost yaptıkları ellezina menu ve kenu yattagun iman eden ve takva sahibi olan kullardır. Laumul bushra fil hayat الدُّنْيَا dünya ve fil onlar için hem dünyada hem de ahirette müjde var. Müjde kime var? Takva sahibine var. O zaman takva ne oldu? Takva müjdeye nail olmaya sebep oldu. Ne mutlu takva sahiplerine. 14. Takva cennette hususi bir makam kazanmaya vesileymiş. Bir daha söyleyeyim. Takva cennette hususi bir makam kazanmaya vesiledir. İnne lil muttagine inda rabbihim cennatin naim. İnne muhakkak ki lil muttagine muttakiler takva sahipleri için vardır. Nerede? İnda rabbihim. Rableri katında. Ne vardır? Cennatin naim. Naim cennetleri vardır. Naim cennetlerine kim girecek? Takva sahipler. Ve 15 Sümme nuneccil lezine tagav ve nezahu zalimine fiha cisiyya. Sümme sonra nuneccil tagav. Takva sahibi kullarımızı kurtarırız. Ve nezahu zalimine fiha cisiyya. Zalimle de orada cisiyya şu şöyle. Dizler üzerinde çökmek böyle çöküp kalır böyle. Bu ifade acizliği ifade içindir yani. Sonra zalimleri diz üzere çökmüş bir şekilde cehennemde bırakırız. Bu ate kerimenin evvelini bilen var mı? Sonra biz onları takva sahiplerini kurtarır. Zalimleri diz çökmüş olarak cehennemde bırakırız. Ve minkum illa vâri dua diyor Allah. Sizden her biri o cehennemi uğrak. Bakın ehli cennet de uğrayacak cehennemi. Ama Cenab-ı Hak cennet nimetini anlasın diye cehennemi uğrattıktan hemen sonra yakmadan onu cennetine koyacak. Allah kimi koyacak cennetini? Ayet ne diyor? Nunet cillezine tagav. Takva sahiplerini o ateşten korkustu. Yani, <laughs> Allah. Demek ki takva cehennemi uğradıktan sonra cehennemden yanmadan çıkmaya vesiledir. Takvasızlık neye vesile? Cehennemde çaresiz diz üzere kıpırdamadan durmaya vesile. Te subhanallah, te subhanallah. Cenab-ı Hak cümlemize takva nimetini bu derste okuduğumuz şu ayetler hürmetine İhsan etsin. 15 tane neticeyi acaba bir dua ile toplayayım mı? Hem yani bu dersler kaydediliyor. Belki kıyamete kadar seyredilecek. Ola ki belki ihtiyar bir teyze, aksakallı şöyle bir dede. İhtiyarlığın da verdiği ihlas ve takvayla şu duamıza amin derdi. De, belki biz de o aminden sonra kalan hayatımızı takva ile geçiyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim. Ellezi la ilâhe illa huvel hayyel gayyum metubu Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi bize takvayı ihsan et. Amin. Takva nimeti ile bizleri hidayete kavuştuk. Yardımına masare ile, Dostluğuna masare ile, Sevgine masare ile, Affına masare ile. Ya Rabbi Takvanın hürmetine bizleri bütün dertlerimizden kurtar. Amin. Beklenmedik yerlerden rızkımızı bize ulaştır. Amin. İşlerimizi takvanın hürmetine kolaylaştır. Amin. Ya Rab takvanın hürmetine günahlarımızı affet. Amin. Büyük ecirlere bizleri kavuştur. Amin. Ya Rabbi kusurlu amelimizi takvanın hürmetine kabul eyle. Takvanın hürmetine şu amin diyen cemaati felaha kurtuluşa erdir. Amin. Ya Rabbi takvanın hürmetine hem dünyada hem de ahirette müjde mazhar olan kullar zümresine biz de dahil eyle. Amin. Ya Rabbi takvanın hürmetine katında naim cennetinde bizlere hususi, hususi makamla ihsan eyle. Amin. Ve Ya Rabbi takvamızı cehennemden kurtuluşa ve cennete kavuşmaya bir vesileyle. Allah Allah. Amin amin amin. Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Tegabben minna bihumetil Fatiha.